Sevgili seyirciler, 2014 yılının ilk lansmanı Peugeot'dan geldi ve 308 lansmanı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Araca ilk baktığımızda farklı bir tasarım dili olduğunu görüyoruz. 508'i andıran çizgiler var, içeride ise 208'i andıran özellikler var. Güzel bir karma yapmışlar ama bu aracın en büyük özelliği tabii ki birbirine uygun çizgilerden oluşan tasarım dilini yansıtması, Peugeot'un yeni yüzünü yansıtması. Araçta özellikle baktığımızda teknik özelliklere hafifliğinin düşürüldüğünü görüyoruz. Bu aynı zamanda yakıt tüketimi verimliliğini artırıyor. Sürtünme katsayısı düşürülmüş. Keza bu da yakıt tüketimi verimliliğini artıran bir unsur. 0.28 cd sürtünme katsayısı. Tasarıma baktığınızda görmüş olduğunuz gibi ön kaputta ve buradan arkaya doğru giden çizgilerin gayet akıcı bir şekilde tasarlandığını görüyoruz. Ön fara baktığımızda ise yine modern bir yüze kavuşmuş. LED gündüz farları farların içine entegre edilmiş. Markanın izleri ise hem farın içinde hem orta bölümde panjurun içine yerleştirilmiş. Logo ise kaputun aşağısına doğru konumlandırılmış. Ayrıca krom nikelaj çerçevelerde aracın daha şık ve daha kaliteli gözükmesini sağlamış. İsterseniz gelin biraz da arkaya doğru bakalım. Yan aynalara baktığımızda LED sinyaller entegre edilmiş aynaları görüyoruz. Yan tarafta ise camları çerçeveleyen görmüş olduğunuz gibi krom nikelaj çerçeve yine aracın daha şık, daha kaliteli durmasını sağlamış. Krom nikelaj çerçeveler kapı kollarında da kullanılmış ama sadece üst kısmında. Aracın arkasına bakacak olursak yine yeni tasarım dilinin izlerini görüyoruz. LED stop lambaları görmüş olduğunuz gibi 3 çizgi halinde geliyor ve geceleri çok şık bir görüntü sergiliyor. Stop lambası ise arkaya doğru uzanan spoilerin içine gizlenmiş. Bu da yine frene bastığınızda aracın daha fazla görünür olmasını sağlayan bir unsur. Yenilikler bununla sınırlı değil. Kilogramdan bahsetmiştik. 1165 kilogramlık bir ağırlığa sahip 308. Tabii ki bunun da motorlarıyla oranlarını söylemek lazım size. 1.6 litrelik THP motoru var. Benzinli motor. Bu motor 156 beygir güç üretiyor. Bu diğer modellerden de tanıdık bir motor. 240 Nm'lik tork değerine sahip. Bunu da 1400 devir dakikadan itibaren sunuyor. Bu da oldukça iyi bir değer. Çok noktalı yakıt enjeksiyonuna sahip ve Euro 5 standartlarını karşılayan bir motor bu. Benzinli motorumuz şehir içinde 7.9 litre, şehir dışında 4.6 litre, karma tüketiminde ise 5.8 litrelik fabrika verilerine sahip. Biz buraya gelirken 1.6 litrelik EHDI yani dizel motorlu seçeneği kullandık ve sakin bir kullanımla fabrika verilerine yakın değerler elde ettik. Bu da aracın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanmasına bakacak olursak 8.4 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. Bu da oldukça iyi bir rakam. Son sürati ise saatte 210 km. Aracın içine baktığımızda ilk önce şuna değinmek lazım. Aracımızda start stop sistemi mevcut. Anahtarınız cebinizde ise vites kolunun hemen arkasındaki start stop tuşuna bastığınızda aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Hemen arkasında ise elektrikli park freni konumlandırılmış. Parmağınızın ucuyla dokunduğunuzda aracınızı park halinde çok rahat sabitleyebiliyorsunuz. Bu da kolaylıklardan bir tanesi. Şimdi gelelim biraz tasarıma bakalım. Tasarımda ilk dikkatimizi çeken unsur 208'den de tanıdık olduğumuz bir detay aslında bu. Ufak direksiyon simidi ve altı düz gelen bir üç kollu direksiyon simidi mevcut. Bunu 208'de de görmüştük. İlk başta biraz yadırgasanız da aslında kullanımı oldukça kolay. Direksiyon manevralarını çok rahat yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken araca oturduktan sonra kendinize uygun direksiyon pozisyonunu bulmak. Bunu da ayarlar kısmından yani şu alttaki kolu kaldırarak en uygun ayarı yaptıktan sonra direksiyonu sabitlediğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Direksiyonun üzerinden göstergeleri görüyorsunuz. Dediğim gibi 208'de bununla tanışmıştık. Kadranlara baktığımızda krom nikelaj böyle metal çerçeveler yine aracın şık gözükmesini sağlamış. Bu metal çerçeveler görmüş olduğunuz gibi torpidonun orta bölümünde ve alt bölümlerinde de kullanılmış. Bunlar da aracın daha kalite hissini yükselten unsurlar, tasarım detayları.
Göstergelerde yine bir başka detay var. Onu da sizlerle paylaşalım. Sol tarafta hız göstergesi ve onun solunda da yakıt göstergesi yerleştirilmiş. Ortada dijital bir ekran var. Buradan bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise devir saati var. Ancak devir saati alışkın olduğumuz devir saatlerinden biraz daha farklı. Çünkü saatin ters yönünde hareket ediyor. Yani hız göstergesinin tersi yönünde hareket ediyor. Bu da araca hem bir şıklık katmış hem de bir farklılaştırma yaratmış göstergelerde. Torpidonun orta bölümüne baktığımızda bu bölüm sürücü odaklı. Yani sürücü burayı çok net görebiliyor kullanırken ve ulaşması çok kolay. Dokunmatik renkli bir ekranımız var. Bunun üzerinden araçla ilgili bilgiler, müzik sistemiyle ilgili bilgiler, klima, navigasyon, telefon gibi detaylara, ayarlar gibi detaylara ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki ekran birçok işi görüyor ve ortadan görmüş olduğunuz gibi birçok düğmeyi de kaldırıyor. Yani bir düğme kargaşası yaşamıyorsunuz. Ancak dokunma hissini seviyorsanız da tabii ki düğmenin olmayışı bir eksi olarak adlandırılabilir. Ama artık günümüzde biliyorsunuz teknolojiler dokunmatik ekranlar üzerine gittiği için de sanırım buna alışmakta fayda var. Hemen altına baktığımızda bir boşluk görüyoruz aslında burada. Çünkü burada görmeye alışkın olduğumuz düğmeler, sistemler, klimalar yukarıya entegre edildiği için burası daha yalın, daha sade ve daha şık çizgilerle süslenebilmiş. Bunun altında görmüş olduğunuz gibi koltuk ısıtmalar ve ısıtmaların ayarları mevcut. 12 volt soketimiz var, USB aux girişimiz var. Hemen arkasında 6 ileri manuel şanzımanımız var. Şanzımana değinmişken 2014 yılı içinde benzinli motor seçeneğinde manuel şanzıman yılın ikinci yarısı gibi gelmesi planlanılıyor. Dizel motorlarda otomatik şanzıman ne zaman gelecek diye soracak olursanız onun da 2015 yılını bulması düşünülüyor. Şu an için yapılan açıklamalar bu yönde. Orta bölümde kol dayamamız var. Uzun yolculuklarda sizin konforunuzu arttıran bir özellik. Altında minik bir bölme var. Buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bunu da aynı zamanda ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Koltuklara bakacak olursak yan destekleri oldukça başarılı, sizi iyi kavruyor. Görmüş olduğunuz gibi yan destekler belinizi, buradaki bacak boşluğunu iyi dolduruyor. Dolayısıyla virajlarda savrulmanızı da engelliyor. Yine bir başka güzel özellik panoramik cam tavanın olması. Bunu açtığınız zaman özellikle kış günlerinde içeriye daha fazla ışık alıp daha ferah bir ortamda aracı kullanıyorsunuz. İçerisinin ferah gözükmesini sağlayan bir başka unsursa kullanılan döşemeler. Görmüş olduğunuz gibi açık renkli döşemeler kullanılmış aracımızda ve kontrast oluştursun diye de torpido ile zıt renkler tercih edilmiş. Torpidoyu gördüğünüz gibi siyah. Bu malzeme gayet kaliteli, silmesi ve bakımı oldukça kolay. Bu yönden de buna dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz bazı malzemelerin bakımı ve ömrü daha kısa olabiliyor. Kaliteli bir malzeme kullanılmış, yumuşak bir malzeme kullanılmış. Dediğim gibi yani aracı kullandıktan sonra 2-3 sene sonra da aynı malzeme kalitesini korumayı sürdürecektir diye düşünüyorum. Araçta görmeye alışkın olduğumuz o krom çerçeveler ve metal çerçeveler kapı koluna da kullanılmış. Burada ters C olarak yerleştirilmiş ve ergonomik bir kapı tutma kolu tasarlanmış. Cam düğmeleri ise yine kapı tarafında 4 cam otomatik olarak yerleştirilmiş. Müzik sisteminin kolonları da burada, hem normal kolon hem tweeterlar buraya yerleştirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi çizgiler birbirini tamamlıyor. Hem renk olarak da kontrast oluşturuyor. Güzel bir görsellik yaratılmış. Hem de silinmesi ve bakımı kolay malzemeler tercih edilmiş. Ve aracın bagajına gelecek olursak 428 litrelik bir bagaj hacmi bizleri bekliyor. Arka koltukları yatırdığımız zaman bu rakam 1228 litreye kadar çıkabiliyor. Şu anda ön koltuğu kendime göre ayarladım ve hemen arka koltuğa geçtim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok, ancak biraz kaykıldığınız zaman dizleriniz ön koltuğa değebiliyor. Baş mesafesinde ise fazla bir problem yok, ancak benden daha uzun boylu yolcular tavana biraz değebilir. Arkası 3 kişilik gibi gözükse de 2 kişinin oturması için ideal. Orta bölümde bu açılan bölümü hemen sizlerle paylaşalım. Buraya bardaklarınızı ya da içeceklerinizi de koyabilirsiniz ve uzun seyahatlerde kollarınızı buraya dayayabilirsiniz. Ergonomi anlamında 2 kişi oturduğunda, kollarını da dayadığında rahat bir alan olduğunu söyleyebilirim.
Sevgili seyirciler, Kıbrıs'tayız ve Peugeot 308'in lansmanındayız. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Mark Belgeretti ile beraberiz. Şimdi araç hakkındaki bilgileri kendisinden alacağız ve kısa bir 2013 değerlendirmesiyle 2014 beklentilerini soracağız. Marka olarak Türkiye'de neler bekliyorlar diye. Merhaba. Aracı güzel bir rotada test ettik ve güzel bir mola verdik. 308 için neler söyleyeceksiniz? 308 Peugeot markasının hem kalite olarak, hem tasarım olarak, hem de verimlilik olarak yeni iddialarını simgeleyen bir araç. Kıbrıs yollarında sizin de gördüğünüz gibi eski 308 ile yeni 308 arasında gerçekten nitel anlamda bir sıçrama var. 308'de neler var? Kullanıcılara neler sunuyor 308? Bu araca baktığımız zaman bizim yeni MEP2 platformda üretilen ilk araç özelliğini taşıyor. Burada teknolojik olarak öne çıkan hususlardan biri aracın çok daha hafif olması. Böylece hem yakıt tüketimi daha az ve oradaki verimliliği çok daha yüksek, performans o anlamda çok daha yüksek. Aynı zamanda aktif güvenlik açısından da en üst düzey teknolojileri taşıyan bir araç bu. Bu bakımdan teknoloji olarak en üst düzeye yükseldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 308 için 2014 beklentilerinizi isterseniz biraz onu açalım. Bu araçtan bu yıl kaç adet satmayı düşünüyorsunuz? Türkiye pazarında şu an tahminde bulunmak her zamankinden biraz daha zor. Pazarın 770 bin araç civarında kapanacağını varsayıyoruz. Bu açıdan baktığımızda 3500 araç satmayı hesaplıyoruz. 308 için 2014.